bu videomda sizlere Türk sinema tarihine ve komedi tarihine altın harflerle adını yazdırmış gerçek bir efsanenin Kemal Sunal'ın kısa biyografisini anlatmaya çalışacağım. Kemal Sunal öyle sıra dışı bir insan, öyle sıra dışı bir oyuncudur ki filmleri bugün günümüzde hala günceldir. Kemal Sunal aramızdan ayrılalı 22 sene olmuş. En yeni filmi neredeyse 30 senelik. Bugün şu an herhangi bir televizyonda filmini oynatsanız neredeyse yeni filmlerle reytingde yarışabiliyor. Yani Kemal Sunal'ın filmleri de yüzü de asla eskimiyor. Yani bu olay üzerinde makaleler yazılacak, tezler yapılacak bir olaydır. Kemal Sunal tam anlamıyla gerçek bir efsanedir. Kemal Sunal'ı Türk halkı o kadar sevmiştir ki Kemal Sunal'ın yüzünü gördüğünüz zaman hemen tebessüm edesiniz gelir. Kemal Sunal'ın yüzünde olağanüstü pozitif bir ifade vardır. Onu gördüğünüzde onun komedi yapmasına gerek bile yoktur. Size hemen tebessüm ettirir. Kemal Sunal'ı Türk halkı 7'den 77'ye çok sevmiştir. Bu kuşaklar boyu da sürmüştür. Sürecek gibi de görünüyor. Kemal Sunal öyle olağanüstü bir insan, öyle olağanüstü bir oyuncudur ki bazı oyuncuları seven de olur, sevmeyen de olur. Yani herhangi bir insanın seveni de olur, sevmeyeni de olur. Ama ben Kemal Sunal'ı sevmiyorum diyen hiçbir insan görmedim, tanımadım. Kemal Sunal'ın filmleri komedi içerikli filmlerdir. Aynı zamanda sosyal içerikli filmlerdir. Bana göre tarihi belgedir. Şundan dolayıdır bugünkü çocuklar ve gençler Kemal Sunal'ın filmlerini seyrettiklerinde tüp kuyruklarını, şeker kuyruklarını hikaye sanırlar. Bunların hepsini Türkiye'ye yaşadı. Kemal Sunal komedi filmlerinin içinde öyle sosyal içerikler işliyordu ki Türk halkının 10 yıllardır kanayan yaralarını, Türk halkının hastalıklarını komedi içinde sergilemiştir. Kemal Sunal hemen hemen bütün filmlerinde bu hastalığı sergilemiştir. Peki Türk milleti ders aldı mı? Bana göre almadı. Hala da birbirini kazıklamaya devam ediyor. Mesela birçok filminde ağalık sisteminin zulmünü anlatmıştır komediyle. Mesela Türk milletinin birbirine kazık atma hastalığını sergilemiştir. Bana göre dünyada birbirine kazık atmaya bu kadar meyilli bir millet daha olacağını sanmıyorum. Maalesef günümüzde ağalık sistemi Güneydoğu'da bazı yerlerde hala devam ediyor. Bir filminde bir kiracının dramını anlatmıştır. Ev sahiplerinin yaptığı zulmü işlemiştir. Kapıcılar Kralı'nda kendisine zulüm yapan yöneticinin o güçlendikten sonra karşısında esas duruşa nasıl geçtiğini gösterdi. Kemal Sunal hemen hemen bütün filmlerinde fakir karakterleri oynamıştır. Ama bu fakir adamın bir gün güçlendiğinde insanların etrafında ne kadar köpekleştiğini de anlatmıştır. Fakirken etrafında kendisine zulmeden, onu hiçbir şeyden saymayan insanların etrafında nasıl yumaklandığını birçok filminde anlatmıştır. Yani benim yorumumla eğer cebiniz boşsa dünyanın en saygın, en efendi, en namuslu insanı olsanız hiç kimse sizi adamdan saymaz. Eğer cebiniz doluysa dünyanın en aşağılık insanı olsanız bile beyefendi olursunuz. Mesela Çöpçüler Kralı filminde Kemal Sunal fakirken kimse yüzüne bakmıyor. Birden şöhret oluyor, hemen kızı veriyorlar. Şöhreti kaybediyor, hemen kızı geri elinden alıyorlar. İnsanlar mesela böyle yani. Her filminde bir fabrikada çalışan fakir bir işçi, işveren tarafından ezilen bir insan, hiç eşi dostu olmayan bir insan. Ama milyar çıkınca kendisine piyangodan hiç tanımadığı uzaktan binlerce, yüzlerce akrabası çıkıyor. Yani sözün kısası Kemal Sunal'ın filmlerinde gerçeklik vardır. Hem hayatın gerçeklikleri hem Türkiye'nin gerçeklikleri vardır. Bundan dolayı da Kemal Sunal'ın filmleri asla eskimiyor, eskimeyecek de. Tabii bunun yanı sıra Kemal Sunal'ın eşsiz oyunculuğunu da unutmamak gerekir. Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal bir programda şunu söylemişti. Benim babamın gözlerinde Türk halkı o samimiyeti görüyordu derdi. Yani Türk halkına kendisini öyle sevdirmişti, öyle bir bağ kurmuştu ki. Yani Kemal Sunal bazı anılarını anlatırken hayranları önünü çevirip kendisine özel olarak eşol eşek dedirtiyordu. Düşünsenize herhangi birisi size gelip eşol eşek dese onunla kavga edersiniz. Kemal Sunal'ın önünü çevirip özel olarak insanlar kendisine eşol eşek dedirtiyordu.
Bu kelime Kemal Sunal'ın ağzına o kadar yakışıyordu. Peki Kemal Sunal kimdir? 11 Kasım 1944'te İstanbul'da dünyaya geldi. Kemal Sunal ve onun kuşağında çok büyük yetenekler çıkmıştı Türkiye'ye. Şener Şenler, Metin Akpınarlar, Zeki Alasyalar, Tarık Akanlar, Cüneyt Arkınlar, ismini sayamayacağımız kadar bu Yeşilçam'ın güzel insanları vardı. Kendisi aslen Malatyalıdır, senarist, oyuncu, yapımcı ve komedyendir. Kemal Sunal liseyi İstanbul'da Vefa Lisesi'nde okumuştur. Bu okuldan mezun olmuştur. Tiyatroya da Vefa Lisesi'nde başlamıştır. Kemal Sunal aynı zamanda Hababam sınıfındaki öğrenciler gibidir. Yani liseyi zar zor bitirmiştir. Başarısız bir öğrencidir. Kemal Sunal sanat hayatına tiyatroyla başlamıştır. Kenter Tiyatrosu'nda oynamıştır önce, sonrasında Ulvi Aras, Ayfer Feray, bunun sonrasında Deve Kuşu Kabare Tiyatrosu'nda oynamıştır. Metin Akpınar, Zeki Alasya ile beraber. 1972 yılında Ertem Eğilmez, Kemal Sunal'ın yeteneğini fark etmiştir. İlk olarak Tatlı Dillim filminde Tarık Akan'ın başrol oynadığı filmde oynamıştır. Bu filmde seyirci hemen Kemal Sunal'ı sevmiştir. Bunun sonrasında Hababam Sınıfı serisini çekmiştir. Türk seyircisi İnek Şaban karakterini ve Kemal Sunal'ın yüzünü o kadar sevmişti ki. Salak Milyoner, Köyden indim Şehire, Kapıcılar Kralı. Hababam Sınıfı serisi Kemal Sunal'a gerçek şöhreti getirmiştir Türkiye'de. Salak o, şaşkın damat derken Kemal Sunal'ın ünü bütün Türkiye'yi sarmıştı. Türk halkı İnek Şaban karakterini o kadar sevdi ki Kemal Sunal'ın birçok filmi İnek Şaban karakteri üzerine kurulmuştur. Videonun başında da dediğim gibi Kemal Sunal'ın filmleri komedi filmleriydi ama aynı zamanda sosyal içerikli filmlerdi. Yani Kemal Sunal'ın filmlerinde çok üst düzeyde gerçeklik vardı. Bundan dolayı da filmleri efsane oldu. Kemal Sunal 1975 yılında Gül Sunal ile evlendi. 1977 yılında Ali Sunal doğdu. 1984 yılında kızı Ezo Sunal dünyaya geldi. 1977 yılında Altın Portakal Film Festivali'nde Kapıcılar Kralı'ndaki rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. 1989 yılında Altın Portakal Film Festivali'nde Düttürü Dünya'daki rolüyle en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Kemal Sunal dediğim gibi öğrencilik hayatında başarısızdı. Üniversiteyi bitirmemişti ama azimli bir insandı. 50 yaşından sonra üniversiteyi bitirdi ve diplomasını aldı. 1998 yılında Yaşam Boyu Onur Ödülü almıştır. Kemal Sunal'ın son filmi propaganda filmidir. 1999 yılında çekilmiştir. Ali Sunal da bu filmde rol almıştır. Propaganda filminde Metin Akpınar'la başrolü paylaşmıştır. Bu film de sıra dışı bir hikayedir. Bu filmin hikayesi de sıra dışıdır. Metin Akpınar'la ikisi çok iyi arkadaştır. Birden sınırlar değişir. Biri bir tarafta kalır, biri bir tarafta kalır. Dikenli teller örülür arasına. Bu filmde de çok gerçeklik vardır. Vakti zamanında sınırlar çizilirken bu olaylar yaşanmıştır. Kemal Sunal yaşamında gemiye binmekten ve uçağa binmekten çok korkuyordu. Hayatı boyunca da binmemiştir bunlara. Ama hayatın cilvesi ya bu. 3 Temmuz 2000 yılında Balalayka filminin çekimine giderken ilk defa uçağa binmiştir. O uçakta da kalp krizi geçirdi ve hayatını kaybetti. Kemal Sunal 55 yıl gibi kısa bir hayata çok büyük başarılar sığdırmış, gerçek bir efsanedir. Kemal Sunal yakışıklı bir insan değildir ama o yüzü Türk halkı o kadar sevdi ki o yüz bir türlü eskimiyor. Kemal Sunal Türk halkının kalbinde öyle bir yer etti ki asla unutulmadı, unutulmayacak. Selam olsun Kemal Sunal'a. Seni seviyoruz. Hoşça kalın dostlarım.